Bu haberin tamamını sonuna kadar izleyin. Çünkü Kütahya ilinde oturan tüm Kütahya halkını çok yakından ilgilendiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kütahya Belediye Başkanı Sayın Alim Işık'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Çinigaz'ın ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarda düzeltme adı altında aldığı fahiş ödemelerden sonra bugün bizzat Kütahya Belediyesi'nin ön ödemeli su sayacı kullanan abonelerden kanunsuz olarak yaptığı tahsilata ilişkin açıklama yapıyoruz. Bilindiği üzere Kütahya'da yeni su aboneliği almak isteyenlere ön ödemeli sayaç kullanma zorunluluğu dayatılmaktadır. Mayıs ayında gerçekleşen belediye meclis toplantısında AKP ve MHP gruplarının desteği ile 2021'de 430 TL olan ön ödemeli su sayaçları satış fiyatı %256 artışla 1100 TL olarak belirlenmiştir. Kartlı olmayan mekanik su sayaçlarının bedeli 250 ile 300 TL arasında değişmekteyken, Kütahya Belediyesi yasal dayanağı olmadan abonelere 1100 TL bedelle ön ödemeli sayaç kullanmaya mecbur bırakmaktadır. Ayrıca ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden birkaç yılda bir bugünün fiyatları ile 120 TL pil değişim ücreti, arıza dışında sayaç uzun süre kullanılmadığında kendini kilitlemesiyle 60 TL servis ücretiyle alınmaktadır ki bu da vatandaşa büyük bir ek yük getirmektedir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, en yakın komşu ilimiz olan Eskişehir'de abonelere su sayacının belediye tarafından ücretsiz takıldığı, sayaç bedeli ödemiş olan abonelerden ise su bedelinin %10 indirimli alındığı bilinmektedir. Hal böyleyken Kütahya Belediyesi'nin bizzat kendisinin su sayaçlarını abonelere 1100 TL satması vatandaşı mağdur etmektedir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, su temel bir insan hakkıdır ve kontürü biten ve su alacak parası olmayan vatandaşların içme ve kullanma suyu kullanamayacağı anlamına gelir ki bu durum sosyal devlet ilkesine ve bir kamu görevi olan belediyeciliğin özüne aykırıdır. Bu nedenle su aboneliği sırasında mekanik veya ön ödemeli sayaç takma hakkı abonenin tercihine bırakılmalıdır. 3516 sayılı ölçüler ve ayarlar kanununa göre elektrik saati, doğalgaz saati gibi diğer ölçü aletlerinde olduğu gibi su sayaçlarında da 10 yıllık kullanım sonunda periyodik muayenelerinin yapılması öngörülmektedir. Kütahya Belediyesi tarafından abonelere gönderilen yazılarla su sayaçlarının 10 yılı doldurduğu gerekçesiyle periyodik muayenelerinin yapılması gerektiği, aksi takdirde 620 ile 12.000 TL para cezası uygulanacağı uyarılmaktadır. Yapılarak kullanmakta olduğunuz sayacın periyodik muayene işlemleri belediyemiz tarafından Baylan marka yeni kartlı su sayacı ile değişimi yapılacak, ücreti abone numaranıza işlenecektir denilmekte ve güncel bedel olarak 300 ile 516 TL arasında su sayacı bedeli talep edilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliği uyarınca su sayaçlarının her 10 yılda bir periyodik muayenesi gerekmekte olup bu uygulamadan sayacın kullanıcıları olarak su satışını yapan belediye sorumludur. Buradan soruyoruz. Kütahyalı vatandaşlarımıza su aboneliğinde mekanik veya ön ödemeli sayaç seçme hakkı vermeyi planlıyor musunuz? Yönetmeliğe göre su sayacının kullanıcısı su dağıtımı yapan belediye iken arıza, bakım ve pil masraflarını neden vatandaştan tahsil ediyorsunuz? Mevzuata göre belediyelerce karşılanması gereken periyodik muayene bedelini su sayacı değişikliği adı altında abonelerden tahsil etmeye devam ediyor musunuz? Bugüne kadar kaç aboneden periyodik muayene gerekçesiyle yasa dışı bir şekilde sayaç bedeli tahsil ettiniz? Bugüne dek yasa dışı bir şekilde tahsil ettiğiniz sayaç bedellerini geri ödemeyi düşünüyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz bu konuda kararın iptali için hukuki süreci başlatacaklarını da ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ayrıca şunları söyledi. Kütahya Belediye Başkanı Sayın Adem Işık'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Çinigaz'ın ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlara düzeltme adı altında fahiş ödemelerden sonra düzeltme adı altında aldığı fahiş ödemelerden sonra bugün Kütahya, bizzat Kütahya Belediyesi'nin ön ödemeli su sayacı kullanan abonelerden
kanunsuz bir şekilde yaptığı tahsilata ilişkin açıklamalarda bulunmak istiyoruz. Bilindiği üzere Kütahya'da yeni su aboneliği almak isteyen vatandaşlarımıza ön ödemeli sayaç kullanma zorunluluğu dayatılmaktadır. Mayıs ayında gerçekleşen belediye meclis üyesi meclis toplantısında AKP ve MHP gruplarının desteğiyle 2021 yılında 430 lira olan ön ödemeli sayaç bedeli 1100 TL olarak belirlenmiştir. Kartta olmayan mekanik su sayaçlarının bedeli ise yaklaşık 250-300 lira civarındadır. Ayrıca ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden birkaç yılda bir bugünün fiyatlarıyla 120 lira civarında pil parası alınmakta ve uzun süre kullanılmayan sayaçlardan da kilitlenme neticesinde 60 lira servis ücreti bedeliyle sayaç açılmaktadır ki bu da vatandaşlarımıza ek yük getirmektedir. En yakın komşu ilimiz olan Eskişehir'de abonelere su sayacının belediye tarafından ücretsiz takıldığı, sayaç bedelini ödemiş olan abonelerdense su bedelinin %10 indirimli olarak tahsil edildiğini biliyoruz. Hal böyleyken Kütahya Belediyesi'nin bizzat kendisinin su sayaçlarını abonelere 1100 TL bedelle satması vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Su temel bir insan hakkıdır. Kontörü biten ve su alacak parası olmayan vatandaşlarımızın içme, kullanma, temizlik gibi su ihtiyaçlarını karşılayamayacağı ortadadır ve bu da sosyal devlet ilkesi ve bir kamu görevi olan belediyecilikle ters düşmektedir. Bu nedenle su aboneliği sırasında mekanik veya ön ödemeli sayaç takma hakkı abonenin kullanıcının tercihine bırakılmalıdır. 3516 sayılı ölçüler ve ayarlar kanununa göre elektrik saati, doğalgaz ve su sayaç kullanım sonunda periyodik muayeneye tabi tutulmaktadır. Kütahya Belediyesi tarafından abonelere 10 yıllık kullanım sonucunda periyodik muayene gerektiği aksi takdirde 620 ile 12 bin lira arasında para cezası uygulanacağı uyarısı yapılarak kullanmakta olduğunuz sayacın periyodik muayene işlemleri belediyemiz tarafından Baylan marka yeni kartlı su sayıcı ile değişim yapılacak. Ücreti abone numaranızı işlenecek güncel bedeli 100 ila 516 lira arasında sayaç bedeli talep edilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliği uyarınca su sayaçlarının her 10 yılda bir periyodik muayenesi gerekmekte olup bu uygulamadan su sayacının kullanıcıları olarak suyu satan belediyeler sorumludur, aboneler değildir. Konuyla ilgili olarak Kütahya Valiliği yazarak bilgi müdürlüğün 24.05.2022 tarih ve sayılı yazısında periyodik muayenede söz edilen yukarıdaki hususlar belirtilmekte olup periyodik muayene bedeli olarak 2022 yılında 10 metreküp saatlik debisi olan sayaçlar için 21 lira, 10 metreküpten daha yüksek olanlar için de 30 lira olarak bir periyodik muayene bedeli belirlenmiştir. Bu tutarın da su sayıcının kullanıcısı olan suyu satan ilgili yönetmelik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün yazıları ve Kütahya Belediyesi'nin uygulamalarından belediye tarafından karşılanması gereken muayene ve yönetmeliklere aykırı tarih 16 TL gibi yüksek bedel abonelerden tahsil edilmektedir. Buradan soruyoruz. Kütahyalı vatandaşlarımıza su aboneliğinde mekanik veya ön ödemeli sayaç seçme hakkı vermeyi planlıyor musunuz? Yönetmeliğe göre su sayacının kullanıcısı neden vatandaştan tahsil ediyorsunuz? Mevzuata göre belediyelerce karşılanması gereken periyodik muayene bedelinin su sayacı değişikliği aralığında abonelerden tahsil etmeye devam ediyor musunuz?